Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Düşmanlık fikri kalbime girerse ne yapayım? Evet insan içindeki nefis düşmanından ve içine girmiş şeytan düşmanından sürekli telkinler alır. Bu telkinlere kulak vermez, dinlemez ve uygulamazsa sorumlu olmaz. Aksine nefis ve şeytanın telkinlerini dinlemediği için manevi cihat sevabı alır. En büyük düşman nefsimiz olduğuna göre onunla yapılan cihat ve elde edilen zafer de en büyük cihat ve en büyük zafer olacaktır. Demek ki nefis ne derse desin aldırış etmemek, dinlememek, haktan ve doğruluktan asla ayrılmamak en büyük cihat, en erdemli davranıştır. Sonuç olarak da Allah'ın izniyle en büyük sevap elde etmektir. O halde dünya ve ahiretini seven bir Müslüman düşmanlık duygusunu ve düşüncesini asla kalbine koymamalı. Ancak bir şekilde kalbine bu duygu girmişse onun sözünü dinlememeli, bunun en büyük cihad olduğunu hatırlamalı. Asla Müslüman kardeşine düşmanlık etmemeli ve kin beslememeli. Zira dünya ve içindekiler fani olduğu için ne kadar büyük görünürse görünsün ahiret işlerine göre son derece küçüktür, basittir, değersizdir. Zira ahirete ait olan işler görünüşte küçük de olsa madem ebedi ve sonsuzdur, fani ve geçici olan bütün dünyadan daha önemlidir. Nitekim Hafız-ı Şirazi dünya için dünya ne meta esti ki be nezai demiş. Yani dünya öyle bir meta değil ki münakaşaya, nizaya değsin. Allah. Çünkü fani ve geçici olduğundan kıymetsizdir. Öyleyse koca dünya böyleyse acaba dünyanın cüz'i işlerinin ne kadar ehemmesiz olduğu, ne kadar değeri ifade etmediğini elbette daha rahat anlarız.